Herkese selam arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 oyununda promos haritasındayız. Orta Doğu eklentisindeyiz. Şimdi bir tane iş aldım arkadaşlar. Size hemen onu göstermek isterim. Nereden nereye gidiyoruz? Rutba'dan arkadaşlar Şam'a gidiyoruz. Taşıdığımız şey ise alçak şasili yarı Dorse. Dorse üzerine Dorse taşıyoruz yani arkadaşlar. Haritada da göstereyim. Bakın şu an buradayız. Hemen şu masum istikametinde Şam'a doğru gideceğiz. Umarım kazasız belasız gideceğiz. Bu da yükümüz arkadaşlar. Şasi üzerinde, Dorse üzerinde iki tane Dorse taşıyoruz. Aracımız da Volvo. Bakalım güzel bir yolculuk olacak inşallah. Göreceğiz. Hemen iç kameraya geçelim. Şu motorumuzu çalıştıralım. Bir dinleyelim sesini. Sesi güzel. Evet. Sesi güzel. Şuradan acele etmeden bir çıkmaya çalışalım. Buradaki yollar çok karışık. Yol nerede? Kafam karışıyor her seferinde şu topraklardan. Şurası yol zannedersem. Yol galiba bu arkadaşlar. Evet, bu bir yol. Kesinlikle bir yol. Umarım doğrusu sorunsuz döner. Döndü mü? Döndü. Baksanıza şuna. Evet, sol taraf serbest. Ama sağ taraf serbest değil. Tekrar bir bakalım. Evet, sorunsuz dönebildik. Vites atmalıyız artık. Bir havalı kornamız var mı? Dinleyelim. Yok, normal kornamız bu şekilde. Ses sanki bir tık fazla açık. Şu an sanki daha iyi çünkü motor sesi çok yüksek geliyor. İlk birkaç dakika boyunca biraz fazla yüksek motor sesi duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Şu andan itibaren normal olduğunu düşünüyorum. Vites atmıyorum çünkü yollar çok karışık. Biraz şöyle düzlüğe bir çıkalım. O zaman atacağım. Suriye'ye doğru devam edelim bakalım. km'miz varmış. 5 saatlik bir yol. Karıştırmazsak hani sorunsuz gideriz gibi geliyor. Şu köprünün üstünden geçecek miyiz? Evet. Var mı gelen giden? Yok.
zaman bir hemen aynadan bakalım arkamıza gelen var mı? Tamamdır. Bundan sonrası sanırım düzlük basabiliriz. Dibimize girdi ya. Dibimize kadar girdi. Evet, 9. viteste ortalama 70 kilometre ile bu bize çarpacak. Bu bize çarpacaktı, az daha çarpacaktı. Son anda ben onu aynada gördüm. Hiç yol verme falan yok. Evet, dediğim gibi 9. viteste ortalama 70 km ile gidiyoruz. Bence iyi bir hız. Çok hızlanmak istemiyorum, savrulmak istemiyorum çünkü. Niye aracımız sustu? Yan kaybı yaşadık. Niye öyle oldu? İyi boşalttı kendini. İleride de bayağı trafik var, baksanıza. Hareketlilik var, bize şöyle geçelim ya. Arabayı durdurttu bize ya. Bu Irak polisi ne yapmış burayı ya? Bu nasıl bir güvenlik önlemi? Çıktım dorse çıktı. Evet, yükümüz böyle görünüyor arkadaşlar. Vitesimiz gene takıldı. Kaza da yaptırdı. Bu Rampage'in bu 5. test takılması beni öldürecek. Bak, yok yere takıldık ve kaza yaptık. O an vites topuzuna bakarken takıldık tabi. Bazen 5'e geçmiyor arkadaşlar. Kronik bir sorunu var.
almak isteyenlerin yani haberi olsun. 5. viteste kronik bir sorun var. Geçmiyor. Bazen geçmiyor. Siz zaten video izlerken çok daha iyi göreceksiniz. Kamerayı koydum açı, vites topuzunu. Vitesi iyice gösteriyor. Şimdi tekrar yapacağım, bakalım. Şu an çok yumuşak geçti. Bazen geçmiyor işte. Çılgın gibi sürüyorlar ya. Birden önüme kıracak zannettim. Oha, bir çarptı bize. Motor durdu. Yalnız burada kontrol noktası var. Sağa dön diyor ama ben düz devam edeceğim. Oradan girmeyeceğim. Şuradan giriş varsa eğer. Dümdüz gireceğim hiç. Oo, giriş yok. Giriş yok. Her türlü öbür taraftan döneceğiz. Aa, demin gözükmüyordu, şu an şeyler gözüküyor. Neydi adı? Bariyerler. Demin gözükmüyordu bariyerler. Mecburen herkes gibi biz de akıllılık ettik. İyi kurşun dizmediler bizi. Bir duralım bence ya. Bizim aracın hali zaten fena. Tam kaldırıma çıkacakmışız. Burası çok fenaymış ya. Baksana da. Simril Blue Water. Tamam tamam kardeşim, tamam. Tamam, devam ediyoruz. Duruyor mu? Yok, gidiyor. Yazık ya. Aha, fazla durduk. Yine mi olmadı? Yine mi olmadı? Hele şükür. Ne acayip bir sınır burası ya.
Acayip gereksiz şey yapmışlar. Bu nedir böyle ya sınırda? Barikat üstüne barikat. Herhalde şurasıdır. Umarım doğru yere doğru ilerliyorumdur. Ay şunu bir ayarlayamıyorum hiçbir zaman ya. Hele şükür. Şu araba ne yapıyor orada ya? Ha polisim şu an. Ya selamsız sabahsız. Selam vereyim mi almıyor hiç. Oğlum kamyoncu kamyoncunun selamını alır. Sen nasıl kamyoncusun? Akşam oldu be. Baksana da şu görüntü çok güzel olmadı. Baya güzel oldu. Sorunsuz geçtik orayı. Tam 90'la gidiyoruz. Hızı birazcık açtık ama aşalım bence, yoksa yol çok uzun sürecek. Hazır düz yolda bulmuşken bence basalım.
Yine bir kontrol noktası. Hadi seri ol, seri hadi. Gece güzel gözüküyor yalnız yol arkadaşlar. Kızına da şu an. Yolumuz da az kaldı, çok fazla değil. Tahmini bir 20-25 dakikaya varmış oluruz diye düşünüyorum. Acayip karanlık oldu içerisi. Göz göz artık görmüyor. Tam çöl karanlığı oldu. Hemen bize de yaptı. Evet. Yol düz bassak mı? Şey var ama valla kaza yapacağız gibi geliyor ama dur bakalım. Aman aman aman. Korktum. Bastım frene. Göremiyorum ki. Ne oluyor? Baksana da şuna. Bakayım arkamızda. Yani şurası olmasa zifiri zindanda sürüyoruz ya. Bu son bir saatlik yol zor olacak karanlıkta.
sürmekte çok zorlanıyorum. Yani keyif de almıyorum işin gerçeği. Ama geceye kaldık. Oyunda gece oldu artık. Baksanıza sadece önümü görüyorum. Ses atsak mı atmasak mı kara kara düşünüyorum. Bir 90 üzerine çıksak yol kısalacak. Ama karanlıkta 90'la da nasıl gideriz? Ama ne demiş Fuat Alemdar? Son düşen kahraman olamaz. Atamıyorum, atamıyorum çünkü takıldı. Niye takıldı her zamanki gibi? Şimdi attım. Onu düşünmeyelim de kahraman da olmayalım. Kazası belası var oğlum. Kontrol noktası geliyor. Nereye basıyor? Gömeyim mi lan buna? Gömeyim mi? Hop. Nereye gömüyorsun? Fren var. Fren. Nereye gömüyorsun aslanım? Checkpoint. Şaka maka geldik zaten ya, az kaldı. Ne diyor? Demesiz. Sana. Sen bana açarsan ben de sana yaparım. Açalım ya. Uzunlar açık gidelim. Görmüyorum çünkü bir şey. Arkadaşım karışmayın, uzun araç gideceğim. Ya sana ne kardeş? Açılmayacaksa bu uzunlar neden var? Hadi. Hadi atayizler buna da cevap alsın. Lisans çıktı öyle. Tutup gidiyor valla. Yanına şunun bak bizde ya. Evet, Şam'a da geldik. Şaka maka geldik arkadaşlar.
Aha, motor durdu. Vallahi motor durdu. Şunlara bakalım da ezmeyek kimse ya. Var mı? Lübnan'a gider diyor. Doğrudur, gider. Garaj. Ve gidi Şam geceleri. Yalnız gece oldu, FPS yerlerde gene. Gece olunca bu oyunda böyle oluyor. Promos'ta mı var sorun? Neyse, geldik arkadaşlar. Acelem var, çok acelem var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, fena sayılmaz. Kaç para almışız? 46.000 TL aldık. Tecrübe ikramiyesi 43.000. Bence güzel oldu arkadaşlar. Geceye denk gelmesi kötü oldu. Gece hem FPS düşüyor hem de ben gece sürmekten hiç keyif almıyorum. Niye böyle oluyor? Nasıl gece denk geldi? O kadar kısa yol. Ben de anlayamadım. Öğle saatlerine başladık diye hatırlıyorum ben oyunun içinde ama demek ki zaman biraz hızlı geçmiş. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoyu ilk kez izliyorsanız da arkadaşlar, destek olmak için kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. Bay bay.